Eskiden, çok da eski değil tabi, bundan 10 sene önce biraz dinine bağlı insanlar içerisinde şöyle bir ahlak vardı. Sen bir yere bağlı mısın? Herkes böyle sorardı. Bir tarikata, bir şeyhe bağlı mısın sen? Bir Allah dostu senin kalbine bakıyor mu, nazar ediyor mu, seni eğitiyor mu? Genel olarak bağlı değilim demekten insanlar haya ederdi. Yani bağlı olmadığı için utanırlardı. 10 sene önceki mesele bu. Biraz dinde bağlı olan insanların arasındaki mesele tabii. Onun için herkes mutlaka bir yere bağlıyım demeyi bir şeref sayardı. Bağlı değilim dediği zaman bunu bir eksiklik olarak algılardı yani. Tabii sonra geçti seneler, döndü fitneler. Halbuki yani tarikata bağlı olmayanlar bu fitneleri döndürdü. Tarikat ehli olmayanlar bu fitneleri döndürdü. Bundan mukaddem de tabi tarikat üzerinden de çok fitneler yaptı ama bu tarikatın aleyhine kurulmuş olan komplolarla olmuştu. Fakat son senelerde oynanan oyunlar cemaatler üzerinde oldu. Yani bu cemaatlerin kendileri sıkıntı olan bunlar tarikat ehli de değildi zaten. Devletin başına bela oldular. Şimdi netice nereye getirdi bizi bu? Şimdiki insanımızın ahvali ne? İnsanımız diyor ki hiçbir yere bağlı değilim. Bunu şeref sayıyor kendisine. Çok büyük bir şey. Zannediyor. Ben hiçbir yere bağlı değilim. Böyle söylüyor yani. Fakat tarihimize baktığımız zaman bütün mana güneşleri hep bir yere bağlı. Hatta hatta padişahlarımız bile çok büyük hizmet yapmış olanları padişahların içerisinde hep mutlaka bir mürşidi var. Bir evliyadan nur almışlar. Fakat hani dönen fitneler o kadar fazla oldu ki insanımız şu an aman ben bir yere bağlı olamam, onu şöyle yapamam, böyle yapamam bir sürü şeyler sayıyorlar. Muhiddin Arabi Hazretleri kudret i Ruhul Ali bir şey söylemiş. Mürşide bağlanana kadar tutman gereken bir ip var. Bari onu tut. Biz bugün onu anlatalım istedik. Çünkü gerçekten hani Kadir Gecesi'nde çok ibadetler yapabiliriz ama bu ibadetler bizim ruhumuzu Allah'a götürmesi lazım. Götürmüyor götürmüyor. Namazlar bizi mütevazı yapması lazım yapmıyor. Oruçlar nefsimizi terbiye etmesi lazım etmiyor. Malımızı dağıtmak bizi cömert yapması lazım etmiyor. Riyakar yapıyor. Kalbimizdeki çirkinlikleri dökemiyoruz yani. Kaç Kadir gecesi geçti üzerimizden. Ne zikirler yaptık, ne Kur'anlar okuduk, ne ibadetler, ne dualar yaptık. Ama bir zerre ilerlemiyor ruhumuz. Yine kibirliyiz. Yine fesat dolu içimiz. Yine haset dolu içimiz. Müslüman kardeşimizi Allah için gerektiği gibi sevemiyoruz. Kızacağımız zaman Allah için kızamıyoruz. Eksiyiz yani. Ruhumuzu yukarıya çıkartacak olan insanlar kim? Mürşidi İzam. E onlara da gitmiyoruz. E bahar ediyor işte. Dedik ki biz kalbimiz öyle üfledi. Kalbimize üfleyen öyle üfledi. Tarikata girmeden önce insanlar bir mürşide bağlanana kadar diyor, şu dokuz şeyi yapmaları gerekir diyor Muhiddin Arabi Hazretleri. Muhiddin Arabi'nin de şeyhi vardı. Kimi sayıyorsan tarihte hepsinin şeyhi vardı. i̇mam Gazali şeyhi vardı. Mevlana Cadrumi şeyhi vardı. Yunus Emre şeyhi vardı. Saadettin Taftazani şeyhi vardı. İmam-ı Azam şeyhi vardı. Hepsi. Tarihte ne kadar güneş biliyorsan, ne kadar hayırlı insan biliyorsan hepsinin şeyhi vardı. Ama bugün bir şeyhi olmak ayıp insanlar. Bir şeye bağlı mısın? Abi sen bir şeyhe mi bağlısın? Oluyor yani. <laughs> evet şeyhe bağlıyım. Canımdan çok seviyorum onu. Ya öyle şey mi olur? Canından çok sevmek mi olur? Ne saçmalıyorsun? İnsan canından çok peygamberini sever sadece severse. Şeyhini falan sevemez bunu söyleyen insan sevgiyi bilmiyor demek ki zaten. İnsan seviyorsa zaten canından çok sever. Hakikaten seviyorsa kimi seviyorsa sevsin canından çok sever. Evladını sever, canından çok sever. Yarını sever, canından çok sever. Bunların içerisinde Allah'a götürecek diye bildiği peygamberin nurunu taşıdığını yakînen bildiği o nuru onda gördüğü, ondan nur aldığı insanı canından çok sevmiş. Öyle bir şey olmaz. Kula kulluk bu Mesela bir sürü Falan fişman anlatıyorlar, duruyorlar işte. Halbuki kalplerde o ulu insanların sevgisi olmadığı zaman içinde para sevgisi var. Parayı canından çok seven, güzelliğini canından çok seven, kendi görüntüsünü canından çok seven, işte şöhreti canından çok seven bir sürü insanlar, kimsin onlarla dertleri de yok maalesef.